Yayınıma hoş geldiniz. Özellikle sizlere bir son dakika bilgisi vermek istiyorum. Ermenistan İran'dan SİHA'lar aldı demiştik. Özellikle İran verdiği SİHA'ların göz önünde olması ve İran kendi gücünün ortaya çıkması konusunda Ermenistan'ı kullanıyor gibi. Neden mi? Türkiye sınırına yakın Araks köyü sakinleri diyor ama Araks ismini tanımıyoruz. Özellikle Ermenistan tarafında öyle bir ismi kabul etmiyoruz. Türkiye sınırına yakın Ermeni köyü sakinleri İHA SİHA gibi görünen uçan bir cisim gördü. İHA Türkiye'nin Ağrı Dağı istikametine doğru ilerlemiş. Gelin bu İHA ne olabilir? Biraz fikir jimnastiği yapalım. Ama ondan önce isterseniz bu İHA'nın görüntülerine bir göz atalım. SİHA'nın sesini duyuyorsunuz. İran, evet İran SİHA'larına çok benziyor. Kamikaze SİHA'larına benziyor. İran, Ermenistan vesilesiyle burada bir şov yapmaya kalktıysan bunun bedelini ağır ödeyeceksin. İran'ın bu Şahat 136'ları özellikle bu sistemlerden fırlatılıyor. Oldukça ucuza mal edilen bir sistem ve özellikle Çin motoru taşıyan bu sistem saatte 182 kilometre hıza kadar ulaşıyor. Bu sistemi tehlikeli kılan şu. Özellikle radara yakalanım özelliği çok daha kısıtlı. Ve kendisi direkt radar üstlerine ve hava savunma sistemlerinin bu sistemlerine hemen angaje olabiliyor. Ve o sistemleri yok etmeye doğru gidebiliyor. Özellikle hedef olarak düştüğü bölgede harp başlığı çok etkili olduğu için çok büyük tahribat oluşturabiliyor. Çünkü bu sınırımızda görülen Ağrı Dağı istikametine doğru ilerlediği söylenen Şahat 136'nın özellikle dedim ya harp başlığı tehlikeli. Ve burada bu silahın artık Ermenistan'da olduğunu artık kesin olarak evet söyleyebiliriz. Sınırda güya gözdağı vermeye çalışıyorlar. Sınırda güya işte biz bak Ukrayna'da Ukrayna ordusuna, Ukrayna devletine ne kadar zarar veren bir sistemi bulduk. O sistemi uyguluyoruz modundalar. Veya şöyle de olabilir. Siz TB2 SİHA'larla geçenki savaşta canımızı okudunuz. Şimdi de biz SİHA'larımızla özellikle İran dronları Şahet 136 kamikazelerle de sizin canınızı okuyacağız modundalar. Biz de diyoruz ki elinizden geleni ardınıza koymayın. Sizin yapacaklarınızın yanında bizim neler yapacağımızı bir görün hele. Özellikle Koral ve daha geliştirdiğimiz bir üst modelleri bunlar tabii ki zamanla sahada ortaya çıkacak etmenler. Bu Koral'ımızı her yerde görebilirsin İran. Yani bu Şahet 136'ları Ermenistan'a vermiş olabilirsin ama bu Şahat 136'lara karşı onları bozup tekrar İran'a yönlendirecek sistemlerimiz olunca ne yapacaksın? Veya böyle bir durumla karşılaşınca ne yapacaksın? Hemen Dışişleri Bakanını aratacaksın değil mi? Masaya oturalım diyeceksin. Yani İran, Ermenistan yoluyla mesaj veriyor. Ama İran bilsin ki bu dronlarının, bu kamikazelerinin hepsini alır çöp ederiz. Ve üretildiği yeri yok ederiz. Özellikle F-16'lar güçlü ve etkili savaş uçaklarımız nerede ne yaptığınızı iyi bilmekte ve gerçekten yaptığınız bir hatayı size pahalı ödetecek bir tabii ki duruşa sahibiz. Özellikle Türkiye sınırında neyin mesajı veriliyor? Özellikle diyor ki İran artık Ermenistan bu güce sahip ve özellikle radarlara yakalanmadan hava ihlali, sınır ihlali yapabiliyorum. Bunu yapmaya kalkarlar ama bunun altından nasıl kalkarlar? Bu tabii ki onlar için bir felaket olur. Şimdi haritaya biraz bakarsak beni daha çok daha iyi anlayacaksınız. Çünkü Türkiye, Azerbaycan arasında kalan Ermenistan'ın, Azerbaycan ve Türkiye'nin SİHA'ları. Aksungur, Anka, Akıncı özellikle bu sistemlere nasıl dayanacakları tabii ki büyük bir merak konusu. TB2 SİHA bayraktarlar, evet ne gibi menzillere sahipler? Ve nasıl atış yapıyorlar biliniyor. Yani ortak bir SİHA saldırısıyla özellikle havadan gelen hedefleri Akıncımızın
Ankeci olup onları yok etme gücü ortaya konduğunda düşünün siz neler olacağını. Ama Türkiye'nin elektronik harp sistemi ve bu yöndeki ilerleyişi Korkut hava savunma sistemlerimizin inanılmaz drone ve kamikaze avcısı olması da İran için çok büyük bir kabus aslında. İran'a kötü haber bu. Yani biz oldukça kendi üretimimiz olan Korkut HSS'lerle oldukça güzel ve iyi iş çıkaracağımız belli. Korkutlarımız yabana atılmayacak büyük bir güç çarpanı. Özellikle dedim ya atım sistemleri, hızları ve yakın irtifada dronlara affetmeyecek radarlarla ortak çalışan bir atım sistemi olması. Ve özellikle bunun da parçacıklı sistemler üretildiğinde, havada patlayan sistemleri de angaje edildiğinde ne kadar güzel işler ortaya çıkacak. Biz bu Korkut'un önemini özellikle hava savunma sistemi yönünden drone ve kamikazelere karşı ne kadar başarılı olduğunda çok daha iyi göreceğiz. Şimdiden bunu söylememin nedeni İran'ın boşuna masraf yapması. Çok masraf yapmamış o dronlar için. Özellikle Çin'den motor tedarik ediyor. Aparatları çok ucuz bir şekilde üretiyor. İsrail'de muadiline benzetmeye çalışmış. Ama şunu bilsinler ki özellikle çok ses çıkaran bu kamikaze tespit edilebilirliği çok yüksek. Ve tabii ki kendi sistemlerimiz ve geliştirdiğimiz hava savunma sistemleri top sistemiyle çalışan ve bir de Korkut sistemiyle hızlı atımla çalışan bu sistemler karşısında İran'ın işi çok zor. İran kendisine yapılan saldırılara karşı pek cevap veremedi. Yani bunu da dile getirmemiz gerekir. İran bu yönde çok büyük bir tabii ki ne yaptı? File verdi. Hava savunma sisteminin berbat olduğunu tüm dünyaya duyurdu. Daha yapılacak çok iş var. Göreceksiniz özellikle ülkemizin Türkiye'nin daha yapacağı çok güzel askeri sistemler var. Türkiye çok sayıda füze ve roket anlamında dünyada ses getiren güçlü bir tabii ki neye ulaştı? Güçlü bir duruşa ulaştı. Özellikle Türkiye'nin bu stratejisi bölgedeki önemli kuvvet karinesi önemli bir dipnot ve bu yönde bize çok büyük bir güç katıyor. Türkiye'nin bölgedeki güç çarpanı kara gücündeki atış destek vasıtalarındaki modern usullere üretilmiş ve özellikle çok tesiri yüksek bombalarımız ve füzelerimiz de çok önemli. Yani biz birçok ülkeye silah satıyoruz ve kara ordusu olarak gerçekten en güçlü füzelerimizden birisi de Çakır füze ailemize katılıyor. Özellikle Çakır'la birlikte Avrupa standartlarının üstünde çok önemli bir güce ulaşacağız. Ve Kızıl Elma'dan bunu attığımızda karşımıza kimse duramayacak. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Evet, sınırımızdaki İran kamikazesi Şahet 136. Ama bilsin ki Ağrıdağ istikametinde gidip ne mesajı veriyorsa biz öyle bir mesajı vereceğiz ki neye uğradıklarını şaşıracaklar. Ve Türkiye karşısındaki güçsüzlüklerini anlayacaklar. Evet, bir dahaki yayında yepyeni konu ve gündemlerle karşınızda olacağım. Ama şu bilinmelidir ki Türk nedir? Türk beklenendir. Türk nedir? Türk şahlanandır. Türk zafer kazanandır. Özellikle bize mesaj vermeye kalkanlara biz o mesajın alasını vermeyi çok iyi biliriz. Ve bunu da vermeye devam edeceğiz. Ama ne var ki? Türkiye'nin bölgedeki gücünü Azerbaycan'la bütünlüğünü çekemeyen odaklar şimdiden güç gösterisi yapmaya çalışsalar da bunun karşılığını çok fena ödeyecekler. Çünkü Türkiye bölgede olan biten hiçbir şeye kayıtsız kalmaz. Çünkü Türkiye bölgede gelişen hiçbir olaya ben bu olaylara karşı duyarsın diyemez. Çünkü artık Türkiye küresel bir güçtür. TCG Anadolu oluşturduğu büyük bir SİHA ve insansız hava ordusu bunun bir göstergesi. Hele hele bu SİHA'ların ve dronların motorlarını bile üretme konusunda yaşattığı ivme ve yerli üretime geçme duruşu da bambaşka bir şey olsa gerek. Evet, geliyor gelmekte olan. Geliyor Türk'ün gücü. Değerli izleyenlerim, lütfen kanalıma abone olmayı, videoma beğeni atıp arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. İnşallah bir dahaki yayında yepyeni konu ve gündemlerle karşınızda olacağım. Görüşmek üzere. Bir de kanalımın katıl butonu açılmıştır. Kanalımın katıl butonuna tuşlarsanız üye olursunuz ve yayınlarımı izlersiniz. Hepinize teşekkürler. Görüşmek üzere.